Sayın Vekil Lütfullah Kayalar stüdyo konuğumuz, geldi kendisi stüdyomuza. Hoş geldiniz diyelim. Ve tabii ki hem Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yapmış, hem Maliye Bakanlığı yapmış bir isim olarak, ki biliyorum şu anda da aslında üreticiyle ve üretimle yakından ilgilisiniz. Aktif siyasete döndünüz İyi Parti çatısı altında. Ben sizlere sormak isterim. Biz eğer üreticinin refah düzeyini düşürmeye devam edersek, onların bir şekilde ürettiğinden kazanmasının yolunu tıkamaya devam edersek nereye gidecek bu işin sonu? Nereye kadar diye bir başlık attık bu sabah. Gerçekten bu iş böyle nereye kadar? Tabii ki iyi bir yere gitmeyecek. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu Malatya'da tekrar olan deprem, ki 5.3 büyük bir oran. Ama Allah'tan can kaybı yok. Yaralılara şifalar diliyoruz ve bir daha deprem ülkesi olmamıza rağmen yeni depremler olmasın diye de temennide ve niyazda bulunuyoruz. Evet, bugün tarımla ilgili programınızda yer verdiniz. Ben buna özellikle kendi bölgem olan Orta Anadolu ve ondan sonra da işte biraz önce dinlediğimiz değerli çiftçilerimizi de dinledik. Türkiye'nin her tarafında şu anda tarımda çok büyük bir sıkıntı var. Ama siz bunu daha da genelleyerek de sordunuz. Gerçekten özellikle son 20 yılda tarım sektörü maalesef hak ettiği değeri bulamadı, ilgiyi bulamadı ve tarım sektörüyle ilgili kararların alınmasında çok büyük eksiklikler var. Ama baktığımız zaman tarım ana sektördür. Bu Türkiye'de de ana sektördür, dünyada da aslında ana sektördür. Nitekim bu pandemi ve pandemi sonrasında da şimdi hemen yanı başımızda devam eden Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte de daha da iyi anlaşılıyor. Ülkemiz için tekrar ifade ediyorum, tarım sektörü bizim her şeyden önce gelen sektörümüzdür. Milyonlarca insanımız alın teriyle zorluklar içerisinde bir yıl çalışarak ürün elde etmek ve o ürünle de tekrar önündeki bir yılın ekimini yapmak, hayatını devam ettirmek için çaba sarf ediyor, onu bekliyor. Şimdi bugün tarım sektörü tabii çok geniş bir sektör. Tamamından bahsedebilmemiz vakit olarak da çok mümkün değil. Ama şu anda elan devam eden, önce Çukurova'dan Mayıs sonu başlamış, sonra işte Güneydoğu Anadolu'da ve şimdi Orta Anadolu'da biraz da Orta Anadolu'yu geçmeye başlayan bir buğday ve arpa sezonunu yaşıyoruz. Bu sezon içerisinde baktığımız zaman, ben siz de ifade ettiniz, teşekkür ediyorum, şu anda sahadan geliyorum. Yani bizatihi çiftçinin harman yerinden, ofisin kantar başından, ofislerdeki sıralardan ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerden geliyoruz. Sıkıntı çok büyük. Bu sene alım başladığı zaman Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından toprak mahsulleri ve özel siloların %70 oranında dolu olduğu görülüyor. Dolayısıyla %30'luk bir toprak mahsullerinin depolama imkanı vardı. Bu başta çok büyük bir, yani birinci sıkıntı buradan başlıyor. Hasat yapıldıktan sonra bir randevu sistemi getirildi. Bu randevu sistemiyle şu anda verilen tarih aşağı yukarı Eylül ayının sonu. Şimdi ürününün hasatını yapmış, tarlasında bekliyor. O ürünü nerede saklayacak, nasıl saklayacak, hangi şartlarda koşullara, iklim koşullarına göre koruma yapabilecek, bunların hiçbirisi belli değil. Şimdi Eylül ayının sonuna kadar bekleyecek. Peki, bekledi. Eylül ayının sonuna geldiğinde çiftçi 2 günlük, 3 günlük bile olsa randevu yerlerine geliyor. Randevu yerlerinde büyük kuyruklar var. Bu kuyruklarda çok büyük sorunlar var. Ben burada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin değerli çalışanlarına bir şey demek istemiyorum. Bunlar önceden planlanması gereken şeylerdir. Onlar da canıraş bir şekilde çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Ama bu beklemeler
küçük küçük sıkıntılar da var. Mesela çiftçi bir nakliye aracı tutmuş. 3000-4000 lira bunların günlüğü. Orada 2 gün beklese 6-7 bin lira. Eğer büyük araçsa, römork değil de büyük araçlarsa bunlar 7-8 bin lira. Yani baktığınız zaman 15-20 bin lira 2-3 arabası olan ekstra bir para verecek. Daha almadığı paradan. Ürün almamış daha.